transfer yapmak istediklerini söyledi. Bununla ilgili çalışmalarının olduğunu ama önlerindeki engelin kalkması gerektiğini de ifade etti. Şimdi bir giriş yapmıştık biz ve siz şu ifadeyi kullanmıştınız. Ahmet Nur Çebi zaten seçime inanarak girmedi demiştiniz. Buradan devam edelim. Şimdi çok sevdiğim bir laf var, şöyle der. Kenarı Dicle'de bir kurt taşırsa koyunu, adli ilahi Ömer'den sorar onu. Şu anda Ahmet Nur Çebi Ömer, Hazreti Ömer konumunda. Dolayısıyla ondan sorulur. Ömer olmadan önce düşünecekti. Bu yaptığı şeyler tespit falan değil. Bu tespitleri Mali Genel Kurul'da yaptılar. Ben Ağspor'da 8-10 defa bunu söyledim. Bir aydır, 1,5 aydır. Hı. Geldikleri günden beri neredeyse. Görüntüler var bu arada. Bir tanesini bulabildim. Tarık, hı hı, atmış olması lazım aşağı. İzleriz. Hazırsa şimdi ekrana getirebiliriz. Getirelim. Ahmet Bey'in bugün söylediklerini bakın ne zaman söylemiş. Peki. Ben de yalan yok. Eyyam da yok. Bana benim yemediğim linç kalmadı, bilen bilir. Ben doğruyu söylerim. Beşiktaş transfer yapamaz. Bu yönetim yapamaz. O yüzden takımın durumuna bakarız. Aa işte olsaydı alırdık. Yaparmış gibi görünür. Bir okursun manşetlerde. Beşiktaş şunun peşine vurur ama yapamaz. Daha 105 milyonu bulmadılar Çiğdem. Hı hı. 105 milyon federasyona finansal fair play için dün Nihat abi sabahın toplantısında ne diyor? Acımam düşürürüm diyor bak. Puan silerim diyor. Ben de bunun için yazı yazdım. Dedim ki bakın bırakın hikaye anlatmayı. 2-3 tane gazeteciye 105 milyonu 4 günde bulduk. Paraları ödedik. Personele maaş ödedik. Yalan haberlerine bir yere varamaz. Kafanızı kuma giriyorsunuz. 3 milyon euro buldunuz. 1 milyon hocadan geldi. 1 milyonlu Kartal yuvasından geldi. %60 yabancı bazı oyunculara para verdiniz. %20 yerli oyunculara verdiniz. Alacaklarının %20'sini verdiniz. İmzaları aldınız. Aralık ayına ötelediniz. Federasyonda bekliyor. Aralık ayında 105'i bulacaksın. Bunun lamıcını yok. Bulacaksın. Bulmazsan puanı silinir. 22 Kasım günü bu ekranlardan, Aspor ekranlarından Beşiktaş'ın transfer yapamayacağının altını kalın bir şekilde kırmızı ile çizmişsiniz. Ve federasyona daha parayı ödemediler dedi. Evet. Sonra dün federasyon bir açıklama yaptı. Takip ettiğini bilmiyorum. Dedi ki Beşiktaş'ın finansal fair play gibi sıkıntısı yok. Evet. Kafalar karıştı. Onun ne olduğunu ben açıklayayım şimdi. Hı hı. Bu dönemde bilgili gazeteci bulmak çok zor. Sallayan çok var da. Federasyon diyor ki arkadaşlar Beşiktaş kulübü bize hiçbir oyuncusuna, personeline, çaycısına borcu olmadığına dair evrakları verdi. Dolayısıyla Beşiktaş'ın finansal fair play gibi sıkıntısı bizce yok. Hı hı. Ne zamana kadar yok? Bir oyuncu şikayet edene kadar. Ahmet Nur Çebi de ondan korkuyor. Oyuncular verdi kağıtları. Hı hı. %20 aldı, imzaladı. %60 alan oldu, imzaladı. Personel bir maaş aldı, imzaladı vesaire. Ocak ayından Mayıs'a kadar 350 milyon TL lazım. 350 milyon TL. Bunu bulamazsan ne olacak? Futbolcu ödeme yapamayacaksın. Yarın o futbolculardan bir tanesi federasyona, UEFA'ya, FIFA'ya bağlı olduğu şeye göre. Önce federasyon, sonra UEFA, FIFA. Ülkesine göre. Derse ki ben Beşiktaş'tan paramı almadım. Bana şu tarihte alacaksın diyerek benden borcum yoktur yasal aldılar. Derse ne olacak? Bu bir. Ahmet Nur Çebi bundan korkuyor. Şimdi Setenay. Ahmet Başkan Mars'tan gelmiş olsaydı, uzaydan Mars'tan. Bunların hepsini söyleme hakkı vardı. Hepsi. Derdi ki bakın tespit yapıyorum. Geldiğimizde ne bulduk? Haberiniz olsun. Ey camia, böyle sıkıntılar var. Deme hakkı olurdu. Ama uzaydan gelmedi. Tamam hepimiz uzaydayız da. Ahmet Başkan Beşiktaş yönetimindeydi. 6,5 sene. 6,5 sene. Beşiktaş yönetimindeydi. Yani bunları biliyordu. Geçen sabah ben burada yayınladım. 2 sene önce Habertürk'e verdi, röportaj var. Yılda 45 milyon, 50 milyon euro açık yapıyoruz. Çünkü başkanı kimse deviremez. Aramız iyi falan diye açıklamaları var. Bugün diyor ki Fikret Başkan şunu yaptı.
İşte transfer komitesine yabancıyı bilmeyen bir adam getirdi. Transfer komitesine gelen yabancıyı bilsen olur bilmesen olur. Sınava mı girecek adam? Üniversite sınavına mı girecek? Adam Beşiktaş'ın hakkını korumayı biliyor mu? Bir. Futbolu biliyor mu? İki. Yabancı dil konumuz oysa Türkiye'de bir 8-10 milyon kişi vardı. Al birini getir transfer komitesine o kadar kolaysa. Çevresi var mı? Önemli olan bu transfer çevreyle olur. Ve iş bağlayıcı özelliği. Tabii ki. Beşiktaş'ın o dönemde yaptığı transferlere bak. Gökhan Gönül, Caner, Pepe, Talisca, Abubakar, Cenk Tosun, Gomez, Karius hakkında kim gelirse say. Hangisi kötü? %70'i iyiyse bir transferin çok büyük başarıdır. Hangisine kötü dersin? Dolayısıyla bu eskiye çamur atarak bir yere varamazsın Ahmet Başkan. Sen hazırlıksız geldin. Çok net. Ben taraf tuttum kongrede. Dedim ki adalı kazanmalı. Benim oyum yok da ben olsa verirdim. Hı hı, hı. İnsanlar kızdılar dedi. Niye taraf tuttun? Kardeşim gazetecinin görevi tarafsız olmak değildir. Doğrudan yana taraf olmaktır. Ben iki ekibe baktım. İçimden dedim keşke birleşseler. İki ekibin de tek başına bu sorunları böyle süt liman yapma şansı yok bence. Ama ikisinden biri yapacaksa Adalı ekibi yapar. Adalı bir ekibi yapar. Ben Beşiktaş'ın tarafını tuttum yani. Beşiktaş bu sıkıntıları yaşamasın diye. Daha bir şey yaşamıyor. Şu anda bunlar söylem. Daha sonra bu sıkıntılar gelecek. Dedim ki, şimdi Adnan Dalga Kıran, Erdal Torunoğulları. Şimdi para bunlar diye. Biriniz ekonomistsiniz, biriniz iş adamısınız. Beşiktaş'ın sorunlarını biliyordunuz zaten. Bunlar gitsin biz gelelim dedim. Gittiler, geldiniz. Hadi şimdi para bulun. Fikret Orman, beğenmediğimiz, kovaladığımız Fikret Orman, 216 milyon dolarlık sponsorluk anlaşması yaptı. 216 milyon dolar. Siz de bir 16 milyon dolar yapın canım, 200 yapmayın. Hadi onda stat vardı bilmem, siz de 16 milyon dolarlık yapın. Yapamıyorsanız ne işiniz var Beşiktaş yönetiminde? Niye geldiniz ki? Mesut Urgancılar, sosyal medyadan sallamakla olmuyor bu işler. Beşiktaş yönetimi çağrı üretme yeridir. Ağlama duvarı değildir. Beşiktaş yönetimi gelir, sorunları zaten biliyorsun, bilerek geldin. Bir hazırlığını yap, ekonomistin var, iş adamın var. Sen de Türkiye'nin büyük iş adamlarından birisin. Herkes pamuk eller cebe diyecek, koyacak ortaya parayı. Bir defa bu Mayıs sonuna kadar rahat gideceksin. Sonrasına bakacaksın. Fikret Orman başkanlığa aday. İlk kazandığı seçimden bahsediyorum. Aradım. İlk defa anlatıyorum. Aday olup olmayacağını da açıklamıyor. Hı hı. Dedim başkan Allah aşkına ya. Neyi bekliyorsun dedim. Açıklamak için. 8-10 milyon euro varsa ver olayım dedi. Hı. Dedim ki ben maaşla çalışan bir adamım. Beşiktaşlar iyi dinleyin. Bak bu yaşanmış bir olay. Fikret Orman yaşıyor. Ben maaşla çalışan bir adamım. Yarın Beşiktaş'ın başına başkan olayım. Bütün sorunlarını çözmezsem namerdim dedim. Nasıl çözeceksin dedi. En çok neden korkuyorsun? Bankalardan değil mi? Ya dedim banka senden daha iyi tırnak içinde kiriz bulamaz ki. Kulüpler bankalar için en güzel şeydir bir anlamda. Niye? Kaçamazsın. Mal varlığın var. Mal varlığın var. Kredini ödesen ne olur ödemezsen. Çevir çevir. Yapıştıracak sana faizi. Gelecek. Bir, ters gitti sana bir banka. Bir banka ters gitti. Hı hı. Hani emmeye böyle A diyorsun, Z diyor, Z diyorsun. Bu camia şey mi ya? Boş mu? Bu camiadaki herkes o bankadan parasını çekse zaten yeter. Edirne'den Kars'a kadar şubelerinde sıkıntı yaşar ayrı. Dolayısıyla bankalar kulüplere iyi geçinmek ister. İki sebebi vardır. Bir, camiayı karşısına almak istemez. İkincisi de kulüp sağlamdır, kaçamaz. Mal varlığı var. Dolayısıyla banka borçlarını bırak. Aynen böyle konuşuyorum. Üçüncüsü dedim. Beşiktaş'ın adı o kadar büyüktür ki. Önüne gelen sponsor olur. Yeter ki doğru sunumlarla gidin. Doğru projelerle gidin. O güldü muhtemelen o gün içinde.
Ama 2 yıl sonra dedi ki 216 milyon dolarlık sponsorluk yaptın. Kendine mi yaptın başkan? Hadi gidip kendi şirketine sponsor bulsana. Beşiktaş'a bulursun. Ben yarın Beşiktaş'ın başkanı olayım. Beşiktaş'ın bu sorunlarını, şu acil olanlarını. Maaşla çalışan bir adamım. Maaşla Beşiktaş'a verecek 1 liram yok. Çözerim. Çözerim. Ya gider Vodafone'a derim ki arkadaş, benle yaptığın anlaşma eski anlaşmanın 5 katı kötü. Ya bu anlaşmayı feshedeceğiz. Yenisini yapacağız, güncelleyeceğiz. Ya da ben senin paranı vereceğim, feshedeceğiz. O stadın adını satacak adam mı yok Türkiye'de? Dünyada. İstanbul Boğazı'nda. Dünyanın en değerli 8-10 yerinden bir tanesinde stada ismini verecek şirket dolu dünyada. İşi çözmek önemli. Gidin çözün kardeşim. İnternette, Twitter'da mesaj atmayı bırakın. İşinizi yapın, Beşiktaş'a hizmet edin. Beşiktaş'ın gücü arka... Bana Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin gücünü arkaya, elim sırtıma ver. Elimin altında böyle bir güç ver, ben dünyayı yerine oynatırım ya. Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın gücünü bana ver. Devlet başkanına gidiyorsun, anında randevu.